Alo, buyurun. Ben Aysel. Burada mısın? Evet. Burhaniye yolu üzerinde Erol'un yerindeyim. Yarım saat kadar kalacağız. Hemen geliyorum. Oradan ayrılma. Bekliyorum. Şimdilik burayı açmaya gerek yok. Mahsul çok az. Tamam mı? Beyim, bizi sulu ziraat kurtarır bir tek. Toprak kısır. Bana göre değil bu iş. Kara sular akmayacak bu yıl. Ah, bir de borçlu olmasan. Borç. Recep Bey'e. Hısımda olsa ister. Konuşacağımız başka bir şey var mı? Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin dedi. Yavuz mu? Evet. Olur, giderim. Hoşça kal. Hadi, sağlıcakla. İçime doğmuş sanki. O kadar söylemiştim Fatma Hanım'a. Bu adam sana göre değil, aklını başına devşir diye. Sahi söyledin mi? Tabii şekerim, ben hiç sözümü esirger miyim? Adam ne dediği belirsizin biri, bir serseri. Fatma Hanım dünyadan habersiz bir pansiyoncu kadın. Elif'i görse mertek sanır. Bir de tüccarım diye yutturmuş Fatma Hanım'a. Bunlar böyle Leyla ile Mecnun gibi 2 ay içinde evleniverdiler. Evlenirsiniz vallahi hocam, o yaşta Leyla Mecnunluk mu kalır? Üstelik adam 40'ında var yok, bizimki 50'yi aşalı hani. Balayı falan derken kendini teri taze genç kız sanmaya başlayan Fatma Hanım sizlere ömür. O koskoca mercan pansiyon kır saçlı jigoloya kaldı. 40'ından sonra azanı teneşir paklar diye boşuna dememişler. Hoş geldiniz. Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı. Değil mi anne? İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onlarla ilgilenmek zorundaydım Fitnat abla. Anne, ben çıkıyorum. Azıcık otursaydın. Bekliyorlar. İyi günler. Şu kıza tarihi ben öğretemediğim için hep üzülürüm. Ne vardı İstanbul'da okutacak? Pardon. Belgin bir dakika. Yakında nişanlanacak bir kızın bu kadar serbest davranması yanlış. Fitnat'ın sana nasıl baktığını fark etmedin mi? Aynı şeyleri tekrarlamaktan bıkmıyor musun anne? Akşam yemeğine mutlaka evde ol. Söz veremem. Kimi aradınız? Ben buraya atanan yeni edebiyat öğretmeniyim. Müdür Bey ile görüşecektim. Şu tarafta. Ben edebiyat öğretmeni Aysel Taran. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Sizi bekliyorduk. Buyurun oturun. Yolculuk rahat geçti mi? Evet. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim, değiştirmeyeyim. Ben Samsun içiyorum. Bizim buraları güzeldir. Açıklık, deniz. Zamanla seveceksiniz. Eminim. Daha önce İstanbul'da mı çalıştınız? Evet. 9 yıllık öğretmenim. Kendim istedim atanmayı. Anladım. Kalacak yeriniz var mı? Yok. Herhalde ev tutacağım. Şimdilik pansiyonda yer ayırttım size. Aslında bir ev var. Yerine tayin edildiğiniz arkadaşımız oturduğu evi boşalttı. Zaten emekli oldu, memleketine dönüyor. Beğenir misiniz bilmem tabii. Eski mahallede oldukça konforsuz bir ev. Öylesini tercih ederim. Akşam oldu, yakamadım gazımı. Böyle yazmış yazımı. Doya doya kasabamızın meczubu. Türküler söyleyip durur. İşte burası. İyi akşamlar İfet Hanım. İyi akşamlar oğlum, iyi akşamlar. Şadiye Hanım gitti mi? Yok, yukarıda. Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım. Öyle mi? Sefa geldin kızım. Sefa bulduk efendim. Çıkıp bir bakın isterseniz. Sana arkadaş getirdim Aysel Hanım. Beğenirse tutacak. Sağ ol evladım. Bağrıma basarım ben de. Birini mi aradınız? Hayır efendim. Sizinle tanışmak istedim. Ben yeni edebiyat öğretmeniyim. Çok sevindim. Sağ olun. Ne kadar gençsiniz. Buraya geldiğimde sizin kadardım. 23 yıl oldu. Yine de dün gibi geliyor bana. Sayısız öğrenci okuttum. Onların arkadaşlığını hiç unutmayacağım. Çoğu evlendi. Ana baba oldular. Çocuklarını da ben okuttum. Çok güzeldi bunlar. Hepsi bitti. Gidiyorum artık. Niye kalmıyorsunuz? Her gün o lisenin önünden nasıl geçerim? Sizin için her şey yeni başlıyor. Değerini bilin. Öğretmenlikte tıpkı hayat gibi sevgi ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Bunu unutmayın. Unutmam efendim. Sarmaşığı size bırakıyorum. Bakarsınız değil mi? Tabii bakarım. Zahmet etmeyin. Sizi bu odada hatırlamak istiyorum. Nasıl? Uygun mu ev? Bundan iyisi can sağlığı. Aysel öğretmenle anlaşırsınız. Elbette, anlaşamayacak ne var ki? Oldu bu iş. Hoca hanım, İsterseniz bize gidelim. Karım da sizinle tanışmak ister, bir şeyler yeriz. Sağ olun. Yol yorgunluğu. Başka bir zaman rahatsız ederim. Tek başınıza nerede yemek yiyeceksiniz? Önemi yok, alışığım ben. Bize müsaade. Müsaade sizin. Hoş geldin Fuat Bey. Seni kayınbirader tavlaya kaptırdı yine. 3 çay yap. Top patlasa duymayacaksınız. Vay, neredesin ya? Geç otur. Hoş geldin. Şimdi bitiriyorum bunun işini. Kemik böyle atılır oğlum. Zar adamı nasıl konuşturuyor bak. Akşam sendeniz, anlamam. Nereye? Karışma orasına enişte bey. Şu yahniliğin icabına bakalım. Doğru üniversiteye, tamam mı? Aklın fikrin eğlencede. Hiç değişmeyeceksin. Değişip de sana mı dönelim? Öğren de gel. Amma ballısın be. İyi ki kazandın. Hadi. Nereye gittiğimizi söylemedin. Mehtaba yeni bir dansöz gelmiş. Resimlerini gördüm. Ampuller yerinde. Hadi kalk. Hadi kalk. Amma surat ettim be. Piliçmiş, piliç. Afiyet olsun arkadaşlar. Vay be! Yazık oldu sana enişte bey. Bekarlık elden gidiyor. Ne var yani? Sen evli değil misin? Aa, olur mu hiç? Benim baş belası başka. Ama sen kız kardeşimle evleniyorsun. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Buyurun oturun. Aysel Hanım'la tanıştınız mı? Aysel Hanım kim? Şadiye'nin yerine gelen edebiyatçı. İstanbul'dan tayin edilmiş. Evli değilmiş galiba. Şimdi sizden söz ediyorduk. Matematik öğretmenimiz Nevin. Memnun oldum. Resim hocası Bedri Bey. Aramıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza çok sevindim. Okula geldiğimde ilk dikkatimi çeken resimleriniz oldu. Hepsi de ne kadar güzel. Öğrencilerin çalışmaları. Bedri Bey bir tanedir. Hayata atıldıktan sonra resimle hiçbir ilgileri kalmıyor. Oysa çoğu yetenekli. Öyledirler, öyledirler. Sanki koskoca Roma İmparatorluğu'nun hangi yılda battığını hatırlıyorlar mı? Boşuna didiniyoruz. Bu onların suçu değil ki Zehra Hanım. Her şey yeknesak burada. Hayat mazbutluk üzerine kurulu. Evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar. İşti, güçtü, sanata yer yok. Belki, ama iz bırakmış güzel şeyler kolay silinemez. İşte bunu diyorum. Belgin için. Bakabilir miyim anne? Babamın sana taktığı broş değil mi bu? Evet. Bize böyle hediye verilmemişti valide hanım. Nişan için biraz fazla değil mi bu? Düğünde ne takacağız sonra? Sen ne dersin Fuat? Belgin'in bir şey anlayacağını sanmıyorum bu iğneden. Çok güzel bir broştur. Şu sıralarda başka bir şey almamıza imkan yok. Neden eski mahalleyi seçtiniz oturmak için? Belli bir amacım yoktu. Şartlar. Sonra da hoşuma gitti. Daha özlü bir şey var buralarda. Doğru, insanları hastır. Yeniliğe açılamıyoruz bir türlü. Eskiyi toptan inkar ettiğimizden herhalde. Yeniyi de sindiremiyoruz. Hayat elbette değişecek ama böyle değil. Yeni evler, apartmanlar yapılıyor. Büyük fabrikalar kuruluyor. Ama bütün kültür içki ve kumardan ibaret. Düşünce bir türlü serpilmiyor. Briç, konken, piliç gecesi. Hayat her gün sadece tekrar ediliyor. Korkunç değil mi? Biraz buna benzer bir hayattan geliyorum Bedri Bey. Bir hiç konken yoktu tabii. Başka bir yarın için çalıştığımı sanıyordum. Oysa aynı şeyler tekrarlanıyordu. Kısır çekişmeler. Aynı hatalara düşmemek için gerçekleri daha iyi değerlendirmek gerekiyor galiba. Cumartesi nişana gelecek misiniz? Hangi nişana? Eski öğrencilerimizden Fuat'ın nişanı. Siz de davetlisiniz. Tanımıyorum ki. Önemi yok, burada adettir. Fuat eski bir eşraf ailesinin oğludur. Yeni zengin bir fabrikatörün kızıyla evleniyor. Nişana gelmelisiniz. En azından insanları tanırsınız. İyi günler. İyi günler. Tebrik ederim. Hoş geldiniz beyefendi, şeref verdiniz. Hoş bulduk, o şeref bize ait Recep Bey. Saadetler dilerim. Belediye başkanı beyefendi de geldiler. Çok ihya oldu. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şşş. Beyefendiyle, belediye başkanıyla meşgul oluyorum, merak etmeyin. Ulan oluyorsan yanımda işin ne? Peki. Ayakta uyuyor salak gibi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Tebrikler. Teşekkürler, sağ olun. Yavuz elimi öpmedi Ayşe. Çağırayım hocam. Şu Tahsin Bey'in karısı da pek rüküş şey. O ne kıyafet öyle? Hiç giyinmesini bilmiyor. Ne dedin? Ne dedin Zehra? İyi akşamlar. Bu Leman da hep ağlar. Kocasını ağlar, oğlun nişanlanır ağlar. Seni terkeş seni. Hocanın elini bile öpmezsin değil mi? Ha? Anneanne, ne kaynatıyorsun gene? Evet. Ne kadar güzel olmuş. Çok güzel. Saadetler dilerim Fuat Bey. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar. İşte nişan. Sonra kutlarız onu. Ne oldu Bedri abi? Balık yok mu bu akşam ha? Fuat'ın aklına bu gecelik erteledim. Yavuz, karın seni arıyor. Bedri abi gelmiş. Susadım ben, bir şey içmek istiyorum. Hoş geldin Fethi. Hoş bulduk, çok oldu seni görmeyeli, hiç uğramıyorsun artık. Aysel Hanım'ı tanıştırayım sana, lisede öğretmen, edebiyat öğretmeni. Benim de kiracım. Öyle mi? Ben de orada okumuştum. Yeni geldiniz herhalde. Evet, ders yıl başında. Bizi unuttun burada. Hiç unutulur musun sen Bekram abi? Balığa var mısın? Şimdi mi? Fuat da deniz hastası. Fuat! Fuat, bir dakika gelsene. Peki, artık bir hafta kendine geleceğim. Ne varsa hiç yardım. Fuat da. Aa! Karısıyla kavga etti galiba. Kızcağız pek baktı. İçki yüzündendir. Olabilir. Nasıl buldunuz nişanınızı? Çocuk mu attı? Üzüm veriyor. Dansı açmalıyız bu arada. Dans etmek ister misin? Bilmem, etmesin. Bu gece başka. Dans etmeden olmaz bu akşam. Üzülme şekerim. Yavuz'u bilmez misin, deli dolu çocuk. Azıcık sür. Gözlerin kıpkırmızı. Hadi çabuk ol. Neredeyse yüzükleri takacaklar. Buyurun efendim. Çekil şöyle. Beni mahcup ediyorsunuz Recep Bey. Hep başka kim takacaktı yani? Öbür elbisene ne oldu? Çok terlemiştim. Söyle şu tenekecilere sussunlar, şimdi yüzükler takılacak. Ve işte Mesutan geldi. Teşekkür ederim. Mutlu bir evliliğin ilk adımını atıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğarlar, büyürler, yuva kurarlar, çocukları olur, çocuklarının mürvetini görürler, hayat böylece devam eder. Tıraşa tutuyor. Hariçten gazel okumak kolay. Yok ya. Biraz babana örnek alsanız yerinde olur. Hariçten gazel okumak kolay. Dans etmiyor musunuz? Aysel Hanım pek istemiyor. Belki seni kırmaz. Dans eder misiniz? Etmeyi sevmiyor musunuz? Siz seviyor musunuz? Hayır. Neden ediyoruz o zaman? Hep istediğinizi mi yaparsınız? Hayır. Sevdiniz mi burayı? Evet. Hayat çok sade. O sadeliğin altında yatanları bilseniz. Teşekkür ederim. Yarın yağmur yağacak galiba. Kaç kişi gidiyor? Hangisine gidiyoruz? Tamam yani gidelim. Buradan diskoteye gidiliyor. Annemi eve götüreceğim. Biz götürürüz Fuat. Enişte bey, hadi hadi eğlenceye devam. Annemi götüreyim, belki sonra gelirim. Nasıl istersen. Hadi yürüyün bakalım çocuklar. Seni de gören cenazeden geliyor sanır ha. Keşke baban da bugünleri görseydi. Görseydi ne olacaktı? Çok yorgunum anne. Yatmaya çıkıyorum. İyi geceler. Recep Bey'e de belirttim. Sözleşmelerin günün koşullarına göre yeniden yapılması mutlaka gerekiyor. Burayı daha modern bir kafayla idare etmedin mi iş batar. Onu bilir, onu söylerim. Bedri Bey ne dedi? Anlatabilirsen anlat. Buyurun beyefendi. Geldiğini söylediler, iyi oldu. Seninle konuşmak istiyordum. Bizi yalnız bırakır mısınız? Tabii efendim. Biraz para versene bana. İşim var, Mehmet halletsin. Tabii efendim, tabii. İstikbalin için ne düşünüyorsun? Anlamadım. Bundan sonraki hayatınız hakkında ne düşünüyorsun? Yani geçim meselesi. Ne yiyip ne içeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız? Bugüne kadar nasıl yaşadımsa öyle. Bak, seninle samimi konuşacağım. Burada yakınım olan bir insana ihtiyacım var. Mehmet hiçbir işe yaramıyor. Yavuz'un durumu malum. Senin o imalathanenin hiçbir rentabilitesi kalmadı. Ne seni, ne de aileni geçindirir. Sana cazip bir teklifim var. Orayı kendi bünyemize alalım, sen de gel beraber çalış. Teşekkür ederim. Ama başkasının yanında çalışamam. Bu imkansız. Ben başkası mıyım? Rica ederim, onu demek istemedim. İşi, meseleleri zorlaştırıyorsun. Hangi meseleleri? Yakında evleniyorsunuz. 2 kişilik hayat zordur, mesuliyet ister. Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin? Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var? Para! Bütün meseleleri çözer. Özür dilerim, sizin gibi düşünmüyorum. Acele etme, İyice düşün. Kararını sonra söylersin. Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım. Kıytırık bir imalathaneyle bu mümkün değil. Her şey sanayileşiyor. Neyi koruyabileceksin ki? Bilmiyorum. Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar. Kimse geldi mi zeytin toplamaya? Kibar köylerden geldiği tayfalar. 50-60 kişi kadar var. Ellerini boş göndermeyelim. Gelecek yıla mahsuben biraz avans ver. Beyim, zaten Recep Bey'e borcunuz var sizin. Sen kendi geçimine bak. Başkasının işine karışma, tamam mı? Pekala, sen bilirsin beyim. Eyvallah. İyi günler Aysel Hanım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Gideceğiniz yere bırakayım sizi. Yürüyüşe çıkmıştım, teşekkür ederim. O gece sıkılmadınız ya. Hayır, hiç sıkılmadım. Alıkoymayayım sizi. Görüşürüz. Tabii. Eline sağlık anne, köfte çok güzel olmuş. Biraz da zeytinyağlı alsaydın. Doydum anne. Mersi. Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba. Sen de geri çevirmişsin. Tabii senin bilebileceğin bir mesele. Ne yapmam gerekirdi sence? Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu. Yürümeyen bir şey mi var? Yürüyen ne var ki? Malum, annem böyle şeylere karışmaz. Ama ben açık konuşmak istiyorum. Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili. Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde. Tek başına karar vermemeliydim Fuat. Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum. Hamdolsun her şeyimiz tamam. Bir dakika anne! Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Para yok ortada. Bu belki seni ilgilendirmiyor ama ben gördüğüm gibi yaşamak istiyorum. Babamın zamanındaki gibi. Recep Bey o battal atölyeye talip olmuş. Allah bilir zeytinlikleri dağılacak. Biz burun kıvırıyoruz. Neyimize güvenerek? Adam hayatımızı üstleniyor, anlamıyor musunuz? Kaldı ki Recep Bey'e borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Recep Bey'in teklifi bence mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok onun yanında. Biz karı koca enine boyuna düşündük. Neler konuşuyorsunuz böyle? Bunlar hangi gün konuşuldu bu sofrada? Anne, yanlış anlama. Ben hepimizi düşünüyorum. Çok rica ederim, kapatın. Afiyet olsun. Üst üste 5 saat, çarşamba günleri çok yoruluyorum. Bana gelir misiniz? Birlikte bir çay içerdik, yorgunluk alır. Çok rica etsem? Peki. Buyurun, fakirhaneye hoş geldiniz. Buyurun. Neden örttünüz? Göstermeyecek misiniz? Henüz bitirmemiştim. Buyurun. Çayı şimdi hazırlarım. Hı. Epeydir dinlememişsiniz. Toz içindeydi plak. Güneş hala sıcak. Sonbaharı yaşamak bir rüya gibi etkiliyor beni. Güneş, deniz... Birden romantikleştim. Yakışıyor size. Sonunda alıştınız buraya. Evet. Söylemiştim size, sakin bir hayat istiyorum. Sakin mi yaşıyorsunuz? Bir bakıma. Biraz sizin gibi. Benimki başka. Her gün aynı şeyi yapanların cansız hayatı. Ve yalnızlık. Neden hep kendinizi horluyorsunuz? Herkes sizi seviyor. Bu şehre ilk geldiğimde bambaşka şeyler umuyordum. Sonra? Görüyorsunuz. Resimlerinizi görmek isterdim. Şimdi değil. Belki bir gün. Cesaret edebilirsem. Çay olmuştur. Fuat! Ben de sana sesleniyordum. Beğendin mi? Nerede giyeceksin bunu? Her yerde. Peki öyle her yerde giyilmez. Ne zamandan beri kıyafetimle ilgilenmeye başladın? Güzel Ayşe, bak! Karnım acıktı. Aman anne! Çifte düğün yapacağız galiba. 2 gelinlik beğen Necla. Bedri Bey abayı yaktı. Bedri Bey de kim? Resim hocası. Kime yaktı abayı? Ah, yakında öğrenirsiniz. Ama anneme lazım, adım dedikoducuya çıkar sonra. Çok güzel şeyler bulduk kızım. Annesi var bunun. Bir şey mi oldu Belgin? Beni niye Fuat'la evlendiriyorsunuz? Birbirimizi sevmiyoruz ki. Münakaşa mı ettiniz? Keşke etsek. Bana aldırdığı bile yok. Anlayışlı olmayı öğrenmelisin. Fuat herkese karşı kayıtsızdır. Ama niye anne? Böylesi gerekiyordu onun için. Erkekler çocuk gibidir. Babanın da ne hırçınlıkları vardı. İlk yıllarda çok zorluk çektim. Fedakarlık hep bana düştü. Bak şimdi her şeyimiz var. Seni istediğimiz gibi yetiştirdik. Mal, mülk, her şey. Fuat beni sevmiyor. Aa, sever, sevmez olur mu hiç? Baban da öyleydi. Sonra birbirimize alıştık. Mutluyuz, zenginiz, itibarımız var. Siz de öyle olacaksınız. Niye sevmesin seni? Hayattan başka bir şey beklenmez ki kızım. Yemek yemeyecek miyiz? Hoş geldin. Her şey hazır, hemen otururuz. Hadi öyleyse. Babanı bekletmeyelim. Hadi kızım. Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Mevzuat meselesi. Telefondan sizi istiyorlar. Buyurun efendim, ben Aysel. Ben Fuat. Tanıdınız mı? Evet, tanıdım. Ne konusunda? Hiçbir konuda. Sadece sizi görmek istiyordum. Özür dilerim. Rahatsız ettim. İyi günler. Şey bana yabancı. Hiçbir şey yapamaz oldum. Zayıf, korkak adamın tekiyim ben. Her şey bana yabancı. 10 yıl önce böyle değildim. Çalışmak, uğraşmak hoşuma gidiyordu. Kimse anlamıyor bunları. En yakınlarım bile. Oysa biri anlamalı. Neden bu kadar umutsuzsun? Kimseyi sevemiyorum. Eskiden arkadaşlarımı severdim. Ne bileyim, Ali'yi, Yavuz'u... Şimdi Belgin'le neden nişanlandığımı, neden evleneceğimi bilmiyorum. Sinirlerin bozuk senin. Böyle yaşamaktan usandım. Hayatını değiştirmeye çalış. Kolay mı? Bir çembere sıkıştırılmış gibiyim. Bir tek sen değilsin ki o çemberde. Bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun. Aslında sen de yalnızsın. Belki haklısın. Güzel şeyler yaşamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile başka bir hayatın olabileceğini düşünür. Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışarak, evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun? Burada sen olmasan çıldırırdım. Değil tabii. Ayakta kalmak zorundayız. Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı. Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum. Sonunda yalnız kaldım. Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim. Ama sen gençsin. Mücadele etmek zorundasın. Mücadele? Neye karşı? Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Çıkıyor muydunuz? Bir dakika, şunu bitireyim çıkalım. Üç fen B'den bir öğrenci için sizinle konuşmak istiyordum. Hay hay. 1764 Ali Selim. Son yazılıda 40 almış. İyi bir öğrencidir. Sözlüğe kaldırmanızı istiyor. Bir çaresine bakarız. İyi tatiller. İyi tatiller Bedri Bey. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha. uyuyakalmışım. Hava kararmış. Sizi de alıkoydum. Çok bitkindiniz. Bırakıp gitmeye korktum. Bir çay yapayım, içeriz. Zahmet etmeyin. Ben gideyim. Siz bilirsiniz. Sizi tekrar arayabilir miyim? Neden yaptı bunu? Bir türlü anlayamıyorum. Birbirimize neden bu kadar uzağız? Bunu anladın mı? Galiba. Sevgi bağlılık istiyor. Bizse bundan kaçıyoruz. Hep kendi sorunlarımıza ağır basıyor. Hayatım aylak, bomboş geçti. Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk. Her şeyi oluruna bıraktım. Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta. Belgin'le evlenmemi istiyorlar. Çocukluğumdan beri tanırım. Uzaktan akraba sayılırız. İşte hepsi önceden kararlaştırılmış gibi. Nişan gecesi anlamıştım. Etrafındaki insanlara yabancıydın. Benimle görüşmek istemedin ama. Nişanlanmıştın. Evliliğe karşı mısın? Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara. Sevgisiz evlere karşıyım. Yarım saat içinde hazır efendim. %9'u gösterir misin? Buyurun efendim. Soyunmayacak mısın? Çok çirkindi. Affedersin. Seni üzmek istememiştim. İsteyerek yapmadım. Fena olmayacak galiba. Yo, Allah için çok kaliteli. Ya anne, sen kendi üstünde ne bakıyorsun? Bir top kumaştan ancak çıkar sana. Bu çocuğa hiçbirimiz terbiye veremedik gitti. Haklısın Zehra Hanım, bak anne. Azıcık takıldım ama pipiriklisiniz. Gelin olacak sensin kızım, umurumda değil. Bugün herkes sol tarafından kalkmış galiba. Dokunma kıza. Benimki dikilirken ben de öyleydim. Sen Mehmet Bey eniştemizle evlendiğin için öyle olmuşsundur Fitnat abla. Yavuz, çok rica ederim. Tamam. Elimizin hamuruyla kadın işine karışıyoruz. Yağmur yağacak galiba. Çocukken akşamları gökyüzünde pembe bulutlar görürsem, ertesi gün bütün istediklerimin olacağını sanırdım. Olur muydu? Bazen. Çok severdim pembe bulutları. Yağmur başladı bile. Bir yer burası. Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim. Neden kaçardın? Sıkılırdım. Her şeyden sıkılırdım. Zaten liseyi zar zor bitirebildim. Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni. Hiç durmayacakmış gibi yağıyor. Üşüyeceksin. Kimse yaşamıyor mu bu evde? Babamın sağlığında yaşanırdı. Şimdi yandaki damda Osman ağa oturuyor. Yıllardır gelip kaldığımız yok. Bir kuş var burada. Ben getirdim. Niye? Çok sessizdi evin. Oyalar seni. Ne bileyim, aklım esti işte. Sarı kanat olsun senin adın. Seni seviyorum. Hayatımda ilk defa seni seviyorum dedim. Tek başına sıkılmıyorsun ya. Hayır, kitaplarına bakıyorum. Ne çok kitabın var. Yalnız sevdiklerimi getirebildim. Maydanoz sever misin? Severim. İyi, kimisi yemez de. Hepsini okudun mu bu kitapların? Ne dedin? Bu kitapların hepsini okudun mu dedim. Okudum. Zehirlenmezsin inşallah. En sevdiğin kitabı alabilir miyim? Okumak istiyorum. Tabii. Sarı kanatı aç mı bırakacağız? Azıcık salata yaprağı ver. Yarın yem getiririm. Tamam. Merhaba Osman amca. Merhaba. Nasılsın? Demir gibi. Hadi gidiyoruz. Bırak hesabı kitabı. Korkma, bizdeyiz. Cebindeki akrep sokmaz bu sefer. Ayşe bekliyor. Gelemem, işim var. Adamı çıldırtırsın. Herkes bizde. Belgin, ablanlar. Ziyafet veriyoruz. Kutlama ziyafeti. Şerefine şekerim. Allah analı babalı büyütsün. Baba oluyorum baba. Yavuz, lütfen yavaş iç. Alkolik babanın şerefine. Alkolik malkolik. Baba olacağım ya, sen ona bak. Doktor ne dedi? 3,5 aylık hamile dedi. Darısı başınıza. Vay be! Bir de dayı mı olacağız? Artık seni de evlendirelim Ali. Yok yenge, başımı mı yakacaksınız benim? Hiç öyle şey olur mu? Bak Fuat'la Belgin ne kadar mutlu. Elhak, biz de öyle karıcığım. Bir randevun mu vardı? İşim var dedi. Hiç dinler miyim? Kaptım getirdim. Böyle mutlu bir günde işin lafı mı olur? Güzel karıcığımın şerefine. Aysel Hanım! Rahatsız ettim kızım, mavi ibrişimin var mı? Olacak, bir dakika. Yorganın kenarı sökülmüş. Yeni attırmıştım daha. Şimdi işçilik mi kaldı? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Birini mi bekliyordun? Evet. Peki. Gökyüzünde yalnız yaşan yalnız, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım. Çok severim seni. Süt isteyen var mı? Ben isterim. Konuşmayacak mısın? Ne söylemem gerekiyor? Dün gece için özür dilerim. Yavuz geldi, zorla yemeğe götürdü beni. Karısı gebeymiş. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Fuat. Önemli olan bana verdiğin sözdü. Anlaman lazım. Benim bazı mecburiyetlerim var. Şimdi mi aklına geldi? Onu demek istemedim. İnsan sevgisi umrunuzda değil sizin. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlamana da imkan yok zaten. Neden bağırıyorsun? Susmam gerekiyor değil mi? Hep susmam. Öyle alışmışsınız çünkü. Beni de kendine benzetmek istiyorsun. Kimseyi kendime benzetmek istediğim falan yok benim. Tabii. Suçlu benim. Seni suçladığım yok ki. Beni aşağıladığının farkında bile değilsin. Aşağılamak mı? Sana karşı hep dürüst davrandım. Belli oluyor. Gizli kapaklı bir ilişki. Dürüstlük buysa... Haksızlık ediyorsun. Dün gece kapına kadar geldim. Işıklar sönüktü. Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde. Yeter be! Kes artık! Ben buyum! Farkındayım. Geç de olsa anladım. Busunuz siz. Yanınızda adam ölse, kılınız bile kıpırdamaz. Terbiyesizlik etme! Sana söylüyorum! Etsem ne olacak? Hepiniz korkaksınız. Dokunma bana. Yazık etti. Vay Fuat! Hangi rüzgar attı seni? Bir durum mu var? Ne susuyorsun be, dut yemiş bülbül gibi? İlişme. Yardım etmek istemiştim. Kusura bakma. Bir derdin mi var Fuat? Yok bir şey anne. Neyi doğru buluyorsan onu yap. Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşmayacağız. Seni çok özledim. Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık. Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada. Bu kasabada. Evlenelim Aysel. Ne düşünüyorsun? Seninle en zor ve en kolay şeyi paylaştık. Hep böyle yalnız mıydın? Sen yalnız değil misin? Sigara içer misin? Hı. Belki yalnızdım. Geçmişi epeydir düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın içindeydim. Duman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek istediğim aynı hatalara düşmemek. Beni seviyor musun? Bir acı var içimde. Aşk belki de acı çekmektir. Sizinle konuşmak istiyorum. Gel bakalım. Siz devam edin. Nedir söylemek istediğin? Anlat bakalım, ne istiyorsun? Belgin'le evlenmeyeceğim. Nereden çıktı bu? Anlaşmamıza imkan yok. Saçma! Belgin'i karım gibi düşünemiyorum. Başka dünyalarda yaşıyoruz. Her şeyimiz farklı. Evlenmediniz ki daha. Hissediyorum. Saçmalıyorsun. Ayrılmak zorundayız. Başka birini seviyorum. Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar 3 gün sürer. Aklını başına topla, severim seni. Hayatta önemli olan şey çalışmaktır. Kazanmak için çalışmak. Yürütemeyeceğim, hepsi bu. Saygısızlık etmemek için gelip söyledim. Bitti mi söyleyeceklerim? Benim yığınla yapılacak işim var. Pek yaraştı. İyi ki geldin. Bak ne güzel oldu. Gel buraya, seninle konuşacağım. Fuat geldi demin fabrikaya. Ayrılmak istiyormuş. Fabrikaya mı girecekmiş? Ne fabrikası be? Çıldırtırsınız insanı. Belgin'den ayrılmak istiyormuş. Sebep ne? Başkasını seviyormuş. Rezil olduk. Olduk ya. Bir boku beceremezsiniz. Yavaş konuş, Fitnat duyacak Recep! Başlatma senin Fitnat'ına! Bu ne demek biliyor musun? Adamın kıçına teneke bağlarlar! Bu işi bir an evvel halledeceksiniz ve hiç kimse duymadan! Yakında evlenecek bir adamla meyhane köşelerinde dolaşan bir kadın... ...öğretmenlik haysiyetiyle oynuyor demektir. Bu yaşa geldim böyle şey görmedim ben. Siz hep başkalarının hayatıyla mı yaşayacaksınız Zehra Hanım? Onun bunun evinde. Aa, ne demek istiyorsunuz siz? Ya Fuat nerelerde? Uzun zamandan beri gözükmüyor ortalıkta. Ne oldu? Aysel Hanım'sınız değil mi? Evet. Ben Fuat'ın ablasıyım. Biliyorum. 2 dakika konuşmak istiyorum sizinle. Buyurun, evim şurada. Yok, rahatsız etmeyeyim. Siz bilirsiniz. Fuat'ın evleneceğini biliyordunuz herhalde. Nişanına gelmiştiniz. Sizi ilgilendirmiyor mu bu mesele? Hayır. Fuat'ı nasıl kandırdınız bilmiyorum ama... ...yine de sizinle 100 be 100 konuşmak istedim. Fuat'ı kandırmadım ben. İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi. Sizin için ne önemi var? Fuat daha 30'unda. Ahlaksızlık sizin bu yaptığınız. Aysel! Bir şey mi oldu Aysel? Anlatamam. Benden başka kime anlatacaksın? Gidelim Fuat. Burada yaşamamıza imkan yok. Neden? Yürümeyen bir şey var. Ne gibi? 36 yaşındayım. Daha bir yığın şey var yürümeye. Delirdin mi sen? Burada yaşayamam artık. Ne oldu ki? Sorma bana bir şey Fuat. Söyle, ne oldu? Söylesene! Lan geldi. Dayanamıyorum artık. Yetti bunlar be! Seni seviyorum Aysel. Mümkün değil. Mümkün değil böyle yaşamak. Şimdi görürler. Seni seviyorum. Seni sevdiğimi herkes bilecek. Fuat dur! Fuat yalvarırım ne olur! Herkes bilecek! Herkes! Ali Efendi! Çabuk sür! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Görsünler işte! Gözümü çarpmışsınız. Geç otur. Muhasebeden hesap dökümü geldi. Şu borç meselesini görüşelim. 3 yıllık kredi açmışız sana. Bak istersen. Yağın hepsini size veriyoruz. Senin zeytinliklerden toplanan mal bu fabrikanın 3 günlük işi. Bu yıl o da yok. Ben borcun nasıl ödeneceğini soruyorum. Öderim. Kimseye borç mu takmışım? Ödersin. Ödersin de neyle ödeyeceksin? Ne zaman ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Bunları öğrenmek istedim. Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fitnat, anan... Onları karıştırma. Mehmet'le konuştum. Ben karıştırmasam da hukuk, kanun karıştırıyor. Eniştem böyle söyledi. İmalathaneyi almak istemişsiniz. Size bırakıyorum. O zamandı. Babamın hayrına kredi açmadım ben. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Ömür boyu seni besleyecek değilim ya. Satın alınacak adam arıyorsun sen. Kes! Size hayatımı yaşatmayacağım! Hoş geldiniz Fuat Bey. Ne emredersiniz? Balık ne var? Barbunya balığını tavsiye edebilirim efendim. Sever misin? Severim. 2 barbunya, roka salatası... 1 şişe beyaz şarap. Peki. Afiyet olsun efendim. Rahat ol. Kimseden çekinecek bir şeyimiz yok. Neden geldik buraya? Meydan okumak için. Değer mi? Seninle konuşacağım var. Otursana. Dışarı gel. Aşağılık köpek. Yaptıkların hesabını vereceksin bana. Konuşsana lan. Konuşsana! Aşağılık herifin tekisin sen! Konuşsana! Konuş köpek! 5 paralık ettin bizi! 5 paralık! Konuş ulan! Yalvarırım! Yalvarırım, ne olur durun! Ah! Yalvarırım! Konuşma lan! Hiçbir şey söylemedi. Çok güzel ve çok acıydı. Hepsi. Alas mı aldık? Hoş geldiniz efendim. Ama neyse bu da bitti. Bu konu da böylece kapandı. Ne dedin? Kapandı dedim. Bir şey ister misin teyzeciğim? Yok kızım, teşekkür ederim. Ayşe seni arıyor. Sakalını kesmişsin. 10 yıl oldu. 5-6 senedir bıyık bırakıyorum. Hiç değişmemişsin. Saçlarımı boyuyorum. Nereye gidiyordun? Muğla'ya. Tayin çıktı. Oradan da emekli olurum herhalde. Beni hiç hatırladın mı? Ben seni hiç unutmadım. Mutluluk yanımızdan gelip geçti. İstanbul'dan Muğla'ya gitmekte olan 34 PN 622 plakalı Gür Turizm otobüsü hareket etmeye hazırdır. Yolcuların otobüse binmeleri rica alınır. Sarı kanat öldü. Ne? Kanarya. Topumu aldı anne, topumu vermiyor. Ver şu topu kardeşine. Perihan'ın başına gelenleri duydunuz mu? Ne olmuş? İbrahim Bey boşuyormuş Perihan'ı. Kızı yaşında bir kadına tutulmuş. Ya. Malın gözü diyorlar. Fuat! Bir çay içer misin? Hadi sen git yavrum. Fuat mıydı? Evet. Zavallı Perihan, berbat halde. 20 yıllık evlilikten sonra kolay değil. İbrahim Bey de pek sütü bozukmuş canım. Erkeğe güven olmaz yavrum.